Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri anlatır. Tabeinden Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün dergâhta otururken ihtiyar bir kadın gelir ve "Efendi Hazretleri, benim bir kızım vardı, öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir dua öğret de rüyamda görüp hasretimi gidereyim," der. Hasan-ı Basri Hazretleri gerekeni yaptıktan sonra kadın gider. Fakat kadın ertesi gün gözleri kan çanağı gibi olduğu halde ağlayarak tekrar dergaha gelir. Hasan-ı Basri Hazretleri kadına "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca kadın "Kızımı rüyada gördüm ama üzerine katrandan bir elbise giydirmişler, cayır cayır yanıyor," cevabını verir. Hasan-ı Basri Hazretleri ve yanında bulunanlar kendi sonlarını nasıl olacağını düşünerek ağlaşmaya başlarlar. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hasan-ı Basri Hazretleri rüyasında kendinin vefat ettiğini ve cennete girdiğini görür. Cennette gezerken muhteşem bir köşk ve önünde bir kadın görür. O kadına "Yavrum, sen hangi peygamberin hanımı veya kızısın?" diye sorar. Kadın "Efendim, ben bir peygamberin hanımı veya kızı değilim. Geçen gün size gelip de sizden rüyasında kızını görmek isteyen kadının kızıyım," cevabını verir. Hasan-ı Basri Hazretleri "Kızım, annen senin cehennemde yandığını söylemişti. Halbuki sen yüksek makamlardasın. Bu makama nasıl ulaştın?" diye sorar. Kadın "Efendim, biz kabir hayatında 550 kişi azap görüyorduk. Bir mümin kabristana gelip 11 İhlas, 11 Felak, 11 Nas suresini okudu. Kabristanda yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. Allah-u Teala bize azap eden meleğe, benim ayetlerim ve adım hürmetine burada bulunan ve azap görenleri affettim. Onlara azap etmeyin ve birer makam verin," buyurdu. "Onun için bu makama geldim," cevabını verir. Netice olarak ölen yakınlarımızı seviyorsak, onları üzecek kötü amellerden sakınmamız ve onlara dua etmemiz, sadaka vererek, hayır hasenat yaparak imdatlarına koşmamız lazımdır.